gerçek, başarılı bir değişimden size bahsetmek istiyorum. Bu zamana kadar neden genellikle insanlar başladığı işi yarım bırakıyor ve arzuladığı hedefe neden ulaşmıyorlar veya arzuladığı değişim kısa süreliğine oluyor, tekrar eski haline dönüyor insanlar? Bunu anlatmak istiyorum size. Nasıl anlatacağım? Görsel olarak. Bu kişi diyor ki, hocam hayatımda renk yok. Hayatımda bir şeyler değiştirmem gerekiyor diyor. Öyle düşünün. Bu değişim istiyor. Ne istiyor peki? Ben biraz daha farklı olayım. Yani hedefime varayım, arzuladığım başarıya ulaşayım, maddi kazanç veya bereket veya sağlık konusunda bu hale gelmek istiyorum diyor kişi. Peki bu hale gelebilmen için yapılması gerekenler, çünkü bu hale gelebilmen için bir süreç, bir çalışma gerekiyor. Sen önüne bir plan verilmesi lazım. Yani bir şeyler yapman gerekiyor. Arzuladığın hedefe ulaşmak için sana verilen bir reçete, bir çalışma planı. Bir plan, öyle düşün. Bu planı uygulaman gerekiyor. Peki nerede uygulaman lazım? Örneğin şu bölümde oturarak bir masa başında örneğin veya çalışma alanında bu reçeteyi uyguladığı zaman belli bir dönem sonra, belli bir zaman sonra bu hale geliyorsun. Çalışmadan bu hale gelemezsin. Yani hayatında bir renk istiyorsan, değişim istiyorsan, mutlu, huzurlu, başarılı olmak istiyorsan, hayatındaki duygularını, düşüncelerini, davranışlarını değiştirmek istiyorsan gerçekten, o zaman yapacağın şey reçeteyi, planı uygulamak ve bu bölümde, bu bölgede, yani çalışma bölgesinde bu çalışmayı uygulayarak bu hale geliyorsun. Peki, genellikle insanlar ne yapıyorlar? İlk önce hevesle başlıyorlar. İçinde bir arzu var, bir ateş var, kıvılcım var, neyse. Bu bir hafta sonra sönüyor genellikle. Çünkü kişi tek başına yapamıyor. Bu işi tek başına yapamıyor. Şöyle örnek vereyim. Şimdi bak, bu adam geldi, buraya oturdu ve reçeteyi uygulamaya başladı. Hani ben nasıl şu anda masaya oturuyorum. Masaya oturdum, tamam mı? Ve çalışmaya başladım. Bu da geldi, bu hayatında değişiklik isteyen bu kişi de başladı, oturdu masaya, çalışmaya başladı. Hayatında bir hafta sonra değişim başlıyor. Bakın, şimdi değişim başladı. Ne hale geldi? Bu hale geldi. Yani hayatında değişim başladı. Sonra rehavete giriyor kişi bir hafta sonra veya iki hafta sonra veya üç hafta sonra. Bu halde gidiyor. Renksiz, yani farklı, eski halinde kalmış insanlara takılmaya başlıyor. Bu kişilerle takılmaya başlayınca en çok görüştüğün 5 kişinin ortalamasısın hesabı. Bu bunların ortalamasına dönüşüyor. Bakın bu hale geldi. Şimdi aynı oldu. Hani daha önceden de bir hafta önce, 2 hafta önce bir değişim vardı, bir kıvılcım vardı, bir heves vardı. Arzu ettiği bir hedef vardı. Oraya varmak istiyordu. Ne oldu şimdi? Eski haline döndü. Yani yoyo efekt oldu. Örneğin 100 kiloydu. 80'e inmişti. Sonra tekrar 100 kiloya çıktı. Niye? Çünkü o ortalamaya girdi. Genel başka insanların arasına girince tekrar değişim olması için tekrar aynı yere gelip tekrar reçeteyi, planı uygulaması gerekiyor ki örneğin 80 kiloya düşsün veya hayatındaki değişikliği yaşasın, arzuladığı hedefe varsın. Yani tekrar buraya gelmesi lazım. Tekrar bu masa başına gelip reçeteyi, planı uygulaması gerekiyor. Peki kendiliğinden oluyor mu bu? Olmuyor. Bu zamana kadar gerçek bir başarıyı sağlayamaz. Mümkün değil. Neden? Çünkü buraya gelmesi için, tekrar bu masaya oturması için çevresini değiştirmesi lazım. Ve genellikle çevresindeki insanlar ortalama, soluk bir ortalama olduğundan dolayı kişiler buradan kalkıp buraya gelemiyorlar. Fakat şimdi gerçek değişim nasıl olur? Onu anlatacağım. Şimdi değerli arkadaşlar,
Gerçek değişim şöyle oluyor. Bu hani içindeki kıvılcım, içindeki ateş söndü diyorlar ya, işte o sönmemesi için ne yapılması gerekiyor? Peki biz ne yapıyoruz? Bir de oradan örnek verirsem daha iyi anlatabilirim belki. Değerli arkadaşlar, bu kişi bizim yanımıza geliyor. Diyor ki hocam ben bu duruma gelmek istiyorum. Hedefim şu diyor, şuraya gelmek istiyorum. Yani irademi güçlendirmek istiyorum, mide kasılması var stresten dolayı, stresimi yönetebilmek istiyorum, ailemle daha iyi olmak istiyorum, çocuğumu kazanmak istiyorum veya eşimi kazanmak istiyorum, evliliğimi kurtarmak istiyorum diyor. Değil mi? Öyle düşünün. Bu onu istiyor. Peki, senin arzuladığın duruma ulaşman için mutlaka sana ben bir reçete vermem gerekiyor, değil mi? Yani sen aileni kurtarmak istiyorsan veya çocuğunu kurtarmak istiyorsan, tekrar kazanmak istiyorsan, o zaman sana vereceğim, sana özel bir reçete var, bir plan var. Bunu uygulaman gerekiyor. Bir ay, iki ay, üç ay, beş ay, belki dokuz ay, bilmiyorum. Onu sana göre vereceğim. Onu uygularsan, o zaman arzuladığın değişimi sağlarsın. Yani bu hale gelirsin. Biz ona diyoruz ki, al kardeşim, reçete bu. Masanın başına koyuyoruz. Sen şimdi şuraya otur ve bu problemi çöz diyoruz. Bunu gösteriyoruz. Bak şimdi bunu yapacaksın, şimdi şöyle yapacaksın ve biz yanındayız. Bak şimdi şöyle yapacaksın. Anlatabiliyor muyum? Bu şimdi aradan biraz zaman geçince, bir hafta, iki hafta sonra değişim başlıyor zaten. Arzuladığı hedefe ulaşmaya başlıyor. Kızıyla iyi anlaşmaya başlıyor veya eşiyle daha iyi anlaşıyor. Ailesini yavaş yavaş kurtarmaya başlıyor. Veya mide kasılmaları vardı stresten dolayı, onlar düzelmeye başladı. Hayatını yönetebiliyor. Duygularını, düşüncelerini, davranışlarını kontrol altında tutabiliyor. Bereketi arttı, sağlığı arttı, meslekte daha mutlu, daha huzurlu. Değişim başladı. Peki sonra ne oluyor biliyor musunuz? Rehavete giriyor. Rehavete girince tekrar eski ortama girmeye başlıyor bakın. Tekrar eski ortama girmeye başladı. Hiç beklemiyoruz biz. Bunu bildiğimizden dolayı başarı oranımızın yüksek olmasının nedeni, sırrı burada işte. Biz hemen onu alıyoruz tekrar. Değişim başlamadan, yani bu hale gelmeden tekrar alıyoruz. Bir hafta sonra tekrar oturtuyoruz. Bak diyoruz, otur şuraya. Düşünce kalıbı, davranış kalıbının değişmemesi lazım. Yani eski hale gelmemen için ne yapman lazım? Birisi seni, hani büyük abi hesabı var ya, Big Brother hesabı. Birisi seni gözetleyip sana yardımcı olması lazım. Yani bir mentor gerekiyor. Senin hayatında, senin hayat yolculuğunda seni tekrar buraya alıp, buraya oturtturup senin önündeki hedeflerin bunlar ve bu hedefe ulaşmak için bu reçeteyi uygulaman lazım diyerek onu oraya oturtturması gerekiyor. Biz o şekilde yapıyoruz. Ne zaman insanlar bizim programlara katıldığı vakit boşluk bırakırsa biz onu tekrar ne yapıyoruz? Eski haline gelmemesi için tutuyoruz. Gel kardeşim şuraya otur ve planı uygula. Ve uygulatıyoruz. Uygulayınca mentor onu yapıyor zaten. Yani hayat yolculuğunda ona eşlik ediyor. Her hafta böyle. Her hafta ilgileniyor. 7 gün 24 saat kafasında soru işareti oluştuğu zaman cevap vermek. Mentörün işi bu. Yol göstermek ona. Ve bunu bir kişi bir ay, iki ay, üç ay yaptığı zaman, tekrar yapmaya başladığı zaman kalıcı bir değişim oluyor. Yani gerçek değişim öyle oluyor değerli arkadaşlar. Birisi başında olması lazım ve ona hep yol göstermesi lazım. Gel, konseptten çıkmak yok, tekrar şuraya otur ve programı uygula. İşte gerçek değişim bu değerli arkadaşlar. Hani seminerler var ya, böyle bir hafta sonra gidiyorsun, çok mutlusun, çok iyi, her şey çok güzel, tamam mı? Ama içindeki ateş bir hafta, iki hafta sonra sönecek. Ben bunun garantisini sana verebilirim. Niye? Çünkü kalıcı değil. Devamlılığı yok. Senin yanında değil o seminer veren kişi. Sen onu bir kere gördün. Bir daha görmeyeceksin belki. Belki bir sene sonra göreceksin. Ama mentor, yani bizler, biz nasıl yapıyoruz? Sen benimle bağlantıdasın artık. Sen artık bu programın içerisindesin. 3 ay, 6 ay, 9 ay. Durumuna göre, yani arzuladığın hedefin nelerdir ve ne kadar zamanda oraya varmak istiyorsun, ona göre reçete veriliyor ve o planı uygulaman için sen bir gözetimin içerisindesin bir çeşit.
Ve bunu uyguladıkça kalıcı renklere sahip olursun. Yani kalıcı değişim ancak öyle oluyor değerli arkadaşlar. Gerisi hokus pokus. Hepsi hikaye, kalıcı değil değerli arkadaşlar. Geçici bir heves oluyor, geçici bir durum oluyor, geçici bir motivasyon oluyor. Ama kalıcı değişimin yolu bu değerli arkadaşlar. Başka bir yolu yok. Sende bir değişiklik başladığını hissettiğin an veya biz hissettiğimiz zaman zaten her hafta görüşürüz. Hemen ne yapıyoruz? Tekrarlıyor. Oturtuyoruz. Çalış paketi tekrar programlarını uygula diyerek, uygulatarak bu hale getiriyoruz. Yani şöyle örnek vereyim. Spor salonları var değil mi? Orada seninle ilgilenen özel bir koç varsa, senin kasının gelişmesine özel planla, reçeteyle yardımcı oluyorsa eğer, her hafta seninle ilgileniyorsa, o zaman gerçekten kasların gelişir. O zaman gerçekten kilo verirsin. Diyetisyen de o şekilde çalışıyor. Yani seninle 3 ay, 6 ay ilgileniyor. Eğer seninle birisi ilgilenmiyorsa, sadece seminerine gittiysen veya sadece kitabını okuduysan kalıcı bir değişim olmayacaktır. Bunu kafana yaz. Çünkü bilmek yeterli değil. Bilerek bir yere varamazsın. Bir insan, kilolu bir insan fazla yediği zaman kilo olacağını biliyor. Biliyor ama hala kilo veremiyor. Üzerinde kilo alıyor. Biliyor ama fazla yemekte kilo alacağını biliyor. Değişim olmuyor. Bilerek değişim olmayacak. Yani sen seminere giderek, kitap okuyarak veya YouTube videoları seyrederek, öğrenerek beynine bilginin girmesiyle sende bir değişim olmayacak. Öyle bir şey yok. Bilgiyle değişim olmuyor değerli arkadaşlar. Diplomayla, üniversiteyi bitirerek hayatta bir şey değişmeyecek. Bilerek bir şey çözülmüyor. Peki nasıl çözülüyor? Yaparak, aynı buradaki gibi. Yani bu kişi bu halden bu hale gelmek istiyorsa o zaman bir şeyler yapması gerekiyor. Yaparak, bilerek değil, yaparak. Yani önüne gelen bu planı uygulayarak oluyor. Ben spor salonuna kayıt oldum. Gitmeden bildiğimden dolayı kaslarım çoğalacak, kilo vereceğim diyebilir misin? Hayır diyemezsin. Kaslarını gerçekten geliştirmek istiyorsan, kilo vermek istiyorsan o zaman hareket etmen lazım. Uygulama yapman lazım. Çalışman gerekiyor. Verilen reçeteyi ve planı uygularsan kaslarını çoğaltırsın. Kilonu o zaman verirsin. Bu ne gibi düşün? Sen hayatında gerçekten başarılı olmak istiyorsan, aileni gerçekten kurtarmak istiyorsan veya çocuğunla daha iyi iletişim kurmak istiyorsan uygulaman gerekiyor. Bilerek, seminere alarak veya psikoloğa gidip onun nasihatini dinleyerek varamazsın. Olmayacak. Uygulamadan olmuyor. Hayatında bir şey değişmiyor. Uygulaman gerekiyor. Değişim için gelişim gerekiyor. Gelişim için de hareket etmen gerekiyor. Hocam ben hepsini biliyorum diyerek kafanı kuma sokamazsın. Hayatın akışına bırakamazsın. Çünkü zaman çok hızlı geçiyor değerli arkadaşlar. Zaman o kadar hızlı ilerliyor ki bir bakmışsın senin 1-2 yaşındaki çocuğun 12 yaşına gelmiş veya 12-13 yaşında ergenlik çağı problemleri yaşadığın kızın birden 22, 23, 25 yaşına gelmiş. Ve yuvadan uçmak üzere. O yüzden zaman ilerliyor. Harekete geçmen lazım. Artık kendine değer vermen lazım. Ben kendime değer veriyorum. Bilerek, kitap okuyarak, seminere katılarak bir yere varamayacağım. Ben bunu artık kabul etmem lazım. Ben ne yapmam lazım? Değişim için gelişim gerekiyor. Gelişim için hareket etmem gerekiyor. Bir şey yapmam gerekiyor. Yani reçeteyi uygulamam gerekiyor. Bana verilen planı uygulamam lazım. Yani yoldan çıktıysam tekrar beni yola sokacak birisi lazım. Yani bu masadan, çalışma masasından ayrıldığım zaman tekrar beni oraya oturtturup bak şunları şunları uygula diyen birisi lazım. Benim başımda birisi gerekiyor. İşte mentorluk grubu bu değerli arkadaşlar. Mentorluk çalışması değil de sistemi başarı oranının yüksek olmasının sebebi bu. Bu kişi devamlı masanın başında önündeki planı uyguladığı zaman fokuslanarak hedefine varır. Fokuslanarak. Hokus pokusla varılmıyor. Gerisi hepsi hikaye. Size ne anlatılıyorsa hepsi genellikle hokus pokus. Yani sizin dikkatinizi bozuyor sadece. Hedefinizi ve planınızı görmenize engel hokus pokuslardan uzak kalın derler. Fokuslanın, önünüze bakın,
Size verilen reçete ve planı uygulayın. O zaman kalıcı değişim olur. Şimdi bir tane örnek vereyim, ondan sonra kapatacağım. Bakın, daha önce de benim kilom fazlaydı. Ve kiloyu bana eşlik eden bir diyetisyen vasıtasıyla çok yavaş bir şekilde verdim. Ve bir sene o kiloyu tuttum değerli arkadaşlar. Hiçbir değişim olmadı. Çünkü hep uyguladım, hep uyguladım, uyguladım. Yani onun bana verdiği reçeteyi, hep planı uyguladığım için şimdi kolay kolay kilo alamıyorum. Niye? Çünkü kalıcı değişim oldu artık. Sen de kalıcı bir değişim istiyorsan, o zaman önüne verilen planı, reçeteyi uygulayacaksın. Bir mentor eşliğinde yapacaksın bunu. O zaman gerçekten arzu ettiğin hedefe ulaşabilirsin. Gerisi hikaye, gerisini, hepsini al, kenara koy. Onlar eğer değiştirseydi zaten senin hayatını, o zaman çoktan değişmiş olurdun. Gerçekten arzuladığın hedefe de varmış olurdun. Sen de eğer gerçekten hayatında bir değişim istiyorsan, örneğin aile konusunda ailenle iletişim daha da güçlendirmek istiyorsan, kızın kazanmak istiyorsan veya ailenin dağılmak üzere olduğunu hissediyorsun, aileni kurtarmak istiyorsan veya bereketin, hayatındaki bereketini arttırmak istiyorsan, kendini gerçekleştirmek istiyorsan, aile ile beraber, birlikte, mutlu, huzurlu bir aile istiyorsan, öyle düşün, öyle bir hayat istiyorsan, o zaman Avrupa'da yaşayan Müslümanlara biz duygu, düşünce, davranışları nasıl değiştireceğini uygulamalı bir şekilde gösteriyoruz. Bir çeşit onlar kendilerinin psikoloğu oluyor. Sen de gerçekten huzurlu, mutlu bir hayat istiyorsan, sana da reçete ve plan verilmesini istiyorsan, o zaman benimle iletişime gireceksin. Hemen videonun altında link var. Linke tıkla, formu doldur ve gönder. Sen de gerçekten bir reçeteyle, bir planla gerçek bir değişim istiyorsan, yani başarı oranının %99 olmasını istiyorsan, o zaman yapacağın tek şey var. Bizimle iletişime gir. Bizimle iletişime girdiğin zaman, yani videonun altında link var, linke tıkla, formu doldur, gönder. Birebir bir online görüşme yapalım. O görüşmede ben senin hayatında neredesin, nereye gitmek istiyorsun, bir analiz yapayım. O hedefe varabilmek için neler yapman gerektiğini sana adım adım anlatayım. Şimdi hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Yani harekete geç. Hoşçakal.